Az. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımla dünyada en iyiler arasına girmeyi başardı. Envanteri alınmaya hazırlanan yeni hava araçlarındaki son durumu Enes Arol anlattı. Kızıl Elma, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Anka 3 ve daha birçoğu. Türkiye savunma sanayinde geç başladığı yarışta rakiplerinin çoğunu geride bırakarak dünyada ilk üçe girmeyi başardı. Müttefik ülkeler dahil birçok ülkeden uygulanan ambargolar ve yaptırımlara rağmen hedef zirve. Bunun için de çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Onlardan biri de 5. nesil savaş uçağı projesi. Yani ABD'nin F-35'ine, Rusya'nın Su-57'sine rakip olacak Milli Muharip Uçak projesi. Kısa bir süre önce motor çalıştırarak yer testlerini başlatan Milli Muharip Uçak ilk kez tekerde döndürdü. Hangardan çıkan 5. nesil savaş uçağı pist başı yaparak taksi testlerine başladı. Bu yılın sonunda da ilk uçuşu gerçekleştirmesi planlanıyor. Türk havacılığını geliştirmek üzere birçok farklı alandaki çalışmaların sürdüğünü söylemiştik. Onlardan biri de Hürjet projesi. Milli Muharip Uçağın ardından Hürjet de piste çıkarak ilk pist testini gerçekleştirdi. T-38 ve F-5'lerin yerine geçecek olan yeni nesil eğitim uçaklarının bu yılın ikinci çeyreğinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Hedef de 2025 yılında envantere girmesi. Ve muharip insansız hava aracı Anka 3. Piste çıkarak gövde gösterisinde bulunan Anka 3'ün de önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapması öngörülüyor. Anka 3'e ilişkin görsellerde iç silah istasyonlarının yanında muadillerinden farklı olarak dış silah istasyonları da opsiyon olarak yer alıyor.